بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sizlarning yurtinglarga, shaharlarga kelib sizlar bilan yuzma-yuz suhbatlashib turganimdan g'oyat xursandman. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizni o'zi rozi bo'ladigan suhbatlardan bo'lishini nasib qilsin. Qalbimizni o'zining ixlosi bilan to'ldirsin. Tillarimizdan haq kalimalar chiqishini ilhom qilsin, xato va nuqsonlardan o'zi himoya qilsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil qilar ekan, dafatan birdaniga bu 30 tor Qur'onni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bermadi. Qur'on oyatlarining nozil bo'lishligiga ma'lum bir sabablarni joriy qildi. Ba'zan sabablarsiz oyatlarni nozil qildi. Oyatlar nuzulida biz Qur'oni Karimga iymon keltirarkanmiz, hikmatga e'tibor qilsak, voqealikdagi bo'lgan hodisalarga munosib shaklda oyatlar nozil bo'ldi. Va bu oyatlar hayotga qorishdi. Hayot bilan hamnafas bo'ldi. Ba'zan savol bo'lib qolardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga savol berib kelib, odamlar savolga javob topolmasa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham bu savolga javobni bilmasalar, sukut qilardilar, indamasdilar va buning natijasi o'laroq vahiy nozil bo'lardi. Yana e'tibor beradigan jihat shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga savol beradigan odamlarning toifalari ichida faqat musulmonlar savol bermasa, Qur'oni Karimda shunday oyatlar bor. Bu oyatlarda sizdan kofirlar so'rashadi degan ma'nolar bor. Va so'rayotgan narsalar inson tafakkuridan, insonning tushunchasidan, yashayotgan voqealikdan umuman boshqa ma'nodagi mavzudagi savollar. Ya'ni savol berishdan ko'zlangan maqsad payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning faoliyatlarini chaqirtish uchun mushriklar, kofirlar, ahli kitoblar payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning faoliyatlariga xalaqit qilish uchun savol berishadi. Yas'alunaka anis-sa'ati ayyama mursaha. Sizdan qiyomat soati haqida so'rashadi. Qachon bo'ladi? Bu savol nima uchun? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushriklarning butlarini botil ekanligini har doim aytishdan charchamayotganlar uchun mushriklar Rasulullohning bu faoliyatlarini chaldirish maqsadida qiyomat qachon deb so'rashadi. Yas'alunaka anir-ruh. Sizdan ruh haqida so'rashadi. Ruh mavzusi sizni hayotingizda o'ylasangiz kerakmi? Yo'q. Nima uchun so'rashyapti buni? Payg'ambar alayhissalotu vassalomni chaqirtish uchun, asl faoliyatdan to'xtatish uchun. Mana bu holat bizga ikkinchi bir hikmatni ko'rsatadi. Qur'oni Karim payg'ambardek zotga 23 yil mobaynida qisma-qism, etapma-etap, darajama-daraja nozil bo'lar ekan, bu islom dinini bir kunda o'rganib olib, ikkita kasetani eshitib olib, tamomila tushundim deyotgan odamning naqadar sayoz satiqda yurganligini bizga bildiradi. Agar islom dinini har kim xohlagan kitobidan, xohlagan odamdan eshitib olib, o'zini tafakkuri bilan tushunib ketaveraman deganda edi, 23 yil vaqt isrof bo'lishi kerak emas edi. Bitta kitob bo'lib, Alloh taolo payg'ambarimizga kitobni berib qo'yardi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ham mana Allohning oyati amal qilaveringlar derdi. Shu bilan hamma xohlaganini qilardi. Yo'q.
itoat ustiga qurilgan. Ha, itoat ruhi bor davlatlar kuchli davlatlar hisoblanadi. Itoat ruhi bor sistema, tizimlar kuchli tizimlar hisoblanadi. Mana bu tizim islom dinining ilohiy aqidasiga bog'liqligi uchun dushman toifalar bu itoat ruhiga zarba berishni xohlaydi. Ulamolarni obro'sizlantirish, ulul amrlarni obro'siga tajovuz qilish kabi turli xil hiylalar, naylaklarni ishga solishadi. Odamlar bebosh bo'lsin, odamlar imomlarga itoat qilmasin, ulamolarga gapiga quloq solmasin. Natija nima? Ular bizga quloq solsin. Keyin biz bu davlatlarni bo'lib olib yeymiz deyishadi. Bu ming yillik o'ylangan hiyla siyosatlardan biri. Mana buni biz bu yurtning farzandi o'laroq bu yurtga xizmat qilishlik majburiyati bor. Ajdodlarim bu mamlakatlarda, bu yurtlarda butun dunyoda ustozlik bayrog'ini ko'tarib yurgan ajdodlarimiz. Uning qonimanda bor degan har bir musulmon o'zbekning yoki musulmon bu millatning vazifasi hisoblanadi. Buni bilmasdan turib, har turli fikrlar bilan boshqa siyosat, boshqa tizimlarga xizmat qilayotganlarga ogohlantirishimiz kerak. Ha, islom itoat deydi. Ha, islom imomi bor deydi. Masjidga kirganingizda o'zingiz namoz qilib ketmaysizmi? Allohu akbar deb imom namozga quloq qoqsa, men ruku qilaman deb janjallashmaysizmi? Imom rukuga ketganda men sajda qilaman deb ixtilof qilmaysizmi? Namoz hayotning ruhidir. Islomning maslagidir, manbasidir. Biz har bir sohada o'zimizdan ko'ra peshvo bo'lgan ahli ilmlarga, o'zimizdan ko'ra bu ishning egasi bo'lgan ahli zikrlarga ergashishimiz kerak. Qur'oni Karim buni bizga buyuradi. Qur'oni Karimda ikkita o'rinda kelgan. Alloh subhanahu va taolo fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan. Zikr ahlidan so'ranglar agar bilmasanglar degan. Mana shu oyatda bilmasanglar kalimasini Alloh taolo umumiy ma'noda aytgan. Nimani bilmasak degan savolga javob yo'q. Bundan nima ko'rsatadi desa, har bir sohaning egasi bor va har bir soha o'zining egasidan so'ralsin degani. Uy quradigan bo'lsangiz, ustidan ishga aralashmaysizmi? Usta uy quradi, uy ustasi. Unga topshirasiz. Sizni ko'nglingizdagidek uy qurib beradi. Aralashsangiz eshigingiz esa qurib qo'yasiz. Mana bu oddiy uy quradigan odamning ishiga biz aralashishlikka hayo qilganimizdek, din ilmlari, shariat ilmlari albatta ahli ilmlarga itoat qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan Qur'oni Karimning daf'atan nasu bosqichma bosqich 23 yil mobaynida nozil bo'lishining hikmatlaridan biridir. Biz itoat qiladigan ummatmiz. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك احسن ذلك خير واحسن تاويلا اي ايمان keltirganlar biz musulmonlarmiz g'aybga iymon keltirganmiz dunyo shu dunyo xolos demaganmiz qiyomat bor, qabr bor, hisob bor, kitob bor, jannat bor, do'zax bor degan odamlarmiz. Bizga xitob bo'lyapti. Ey iymon keltirganlar, quloqimizni ochishimiz kerak. Bundan keyingi xitob bizning vazifamiz. Kimnidir tanqidiga, kimnidir bizga nisbatan o'rgatayotgan fikriga emas, oyatga itoat qilishimiz kerak. Ey iymon keltirganlar. Atiyulloh, Allohga itoat qilinglar. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ رَسُولِيَ اطاعت قلنا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ o'zingizlardan bo'lgan ish boshilariga itoat qilinglar. O'zingizlardan bo'lgan ish boshilariga itoat qilinglar oyatini boshqa surada, Nisa surasida tafsiri bor. Ibn Abbos uni tafsir qilganlarida o'sha oyat bilan tafsir qilganlar. Ya'ni
إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه بهم. أنا آيات يقارد آيات تفسير ذلك. أولي الأمر كم؟ أولي الأمر دان مراد فعلمه الذين يستنبطونه منه آيات تفسير. أهل العلم دان وشيء شيني في شوالة aldı da dur geldi. Bunu yerleştirmemiz gerek. İtaat kardeşimiz gerek. Kızın halı daim şunu takdirleriz. Her bir sahanın özünde yegeleri var, korkucuları var. Mesela hazır siz büyüğünüzde var, ben doktor oldum. Tabi ben, kız bu içi ameliyat kalamam, ameliyat sakalamam de büyüğünüzde joy açsanız, bir saat tutmasından siz de keler büyüğünüzde. Hatta o gelsin. Hani dediler miyim kursan değil. Sizde kerek olsa cihaz cevapkarlığına toptadı ameliyat etseniz. Demek ki okuma gelsin. Dava kadar mıyız? Onda değişik dava yaptırmaydı. Dava olsa ceza alabildi. Çünkü bütün başlığı insanlığa hazırlığa şey yaptı. İnsanlığı takdiri bırak öyle şey yaptı. Başka sahalarda. Sartalaşlandı, balanlarını saçına alıp yardımını kendi yardımına sorgusuz kıp koysayız, kendilerine de bak edersin. Sen ne olur gelmesin lan sartalaşlık diyebilirsin diye. Al bir sartalaşlık ne diyebilirim. İndi, hazır, din hakkında yapırsayız, bilmediği anlar yok. Hem de Allah'ın, hem de hatva verirler, hem de kazılık verirler, hem de müftilik verirler. Bu halen ki din ilimlerde bitti mesela. Yeterli hulasa çıkara alıştık kabiliyetine ilgi buluş için 10-15 yıl yetmeyin. Yetmeyin abi. Bir de mesela kodarıp çıkarıp takmasını batarsın bu mavzuda baksınlanan deseyiz 15 yıl bir cöpte oturup bir ahli ilimini düşler uyan kaza akıllasın düzülmeyen ahli ilimini düşler buraya geçeceğiz. Hani bu narsalardan ciddi yok eğitimler kararışımız gerek. Bu mağmur yani İslam dünyasında, Müslüman halkları içinde radikal düşüncelerle kurban buluyorken başkalarının gebe bilen İslamlılığından getirip adamlarını ruşge, kıtanke, katılıyla şakariyetkenler o şey İslam'ın asıl ruhiyeti bugün Allah ve onun Resulü'ye ilim ahirlerine girgeşiş buyruğuyla anlatmaya yetkenlerdir. Bunlar anlatmaya yetkenler, özlerinin maksatlarını özlerinin demeklerini de kurasa yetkiler. Demek de özün kurasız meydan. Abu Hanife hata kılıyor. Demek ki bilmeyen hadisiyle bulmayan bugün. O demek bugün bunu anlatmışız gerektiğiniz. Hep burada. Abu Hanife'nin demek dilerinden kimliği yapı senin bin de demekinden usundurlar. Abu Hanife şanslı var. Bütün ümmet yeryüzünde 50%'dan başlık Müslümanlar Hanefi mezhebinde. Biz Hanefi mezhebinin kuvvetini, gücünü yapararken biz herkes Şafiilerge, herkes Malikilerge, herkes Hanbelilerge tanık değiliz. Bunlar Ahl-ı Sunna ve Cemaat'in itibarlı müştehirleri. Bu cahide muamma, ben hadisten olamam, ben ayetten uzun bağlayam, düşünceme ola uğradan degen adam değil. Ular seviyesinde emasliğini düşündürmüşüz yani. Abu Hanife hata kıyken din, hatalı ispatla bir olmayan adamlarının da değişmesi gerek, tohmak isen değişmesi gerek. Özümüzün başımızda, özümüzün oturgen şahımızda arda farda yetkiler değişmesi gerek bunlarda. Çünkü o şeyden kızık. Bugün hadiselerden cüda kaynak şu ve Allah'ın kılık hadisinden alıbırlanan ayetten alıbırlanan diyen bazıları bir zamanlar mahallelerde bir kentte imamiye varır sen kafirsan dediniz. Dese bir şey dedi ki eğer ben kafir misin sen vallahi zınasan dedi. Sen zınadan doğruyan olasan dedi. Ne gelirse? Çünkü seni uzun nikahlayan ben atamayın. İmamlarına taşıdış, imamlarına hitabla nisbetleş, sadda namadı şunu uçuyordu. Uşalar var mı? Dinin oraya gelmesin.
O'shalarning olib kelgan manbalariga suyanib dinimizga amal qilyapmiz. Ularga tosh otishdan maqsad nima? Dushmanga xizmat qilish. Qur'on karim hadis shariflarining o'zidan "Man Qur'onga ergashaman, hadisga ergashaman" degan jamoa bor. Butun dunyoda muammo bor. Shular o'zlari bittan ikki rakat namoz o'qishlik uchun Qur'ondan, hadisdan kitob yozishga olganlar yo'q. Yozishmaydi, chunki hadislar ashuncha oyati kalimada shuncha ma'no. Ularni xulosalar qaysinisi oxiriga aytilgan, qaysinisi mansub, ya'ni amaldan to'xtagan, qaysinisi quvvatli, qaysinisi quvvatsizroq, bu usullarni mujtahidlar ishlab chiqqan. Shuning uchun mazhab imomlari to'g'risida, ulamolar to'g'risida salbiy gaplarni gapirishlikdan ehtiyot bo'lish kerak. O'zimizni haqorat qilayotgan bo'lamiz. O'zimiz mingan kemani teshayotgan bo'lamiz. Bu xatardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Demak, itoat ma'nosida yuqoridagi oyatda Allohga itoat qilishlikda ati'u fe'li alohida zikr qilingan. Rasulga itoat qilishda ham ati'u fe'li alohida zikr qilingan. Lekin ulul amrlarga ergashishlikda itoat qiling fe'li ishlatilmagan. Ati'ulloh va ati'ur rasul va ulil amri minkum. Ulul amrlarda ulamolarga, rahbarlarga, peshvolarga ergashishlikda itoat qilishlikda bu fe'l alohida ta'kidlanmagan. Nimaga desa, ulamolarga ergashish ularni shaxsiy fikriga bo'lmaydi. Hadis va oyatdan kelib chiqqan ularning ijtihodiga ergashamiz. Bizni Hanafiy mazhabimizni amalini yillar, asrlar mobaynida qilib kelyapmiz, dalilini ko'pchilik bilmaydi. Shuning uchun men hadisga ergashaman degan odamlar o'zlarini g'ururlari bilan Hanafiylar xato qilgan, o'zini fikrini qiladi degan yolg'on tashviqotni yuritishadi. Bunda hech qachon ularning bu gapiga ma'lum bo'lmasligimiz kerak. Hargiz Hanafiylarning har bir gapida yo oyatdan yo hadisdan dalil bor. Uni quvvatlab, kishiga isbotlab bera oladigan ulamolarimiz ham bor. Biz o'man hadisdan qolyapman deb yosh bolaning gapiga ergashib, Abu Hanifaning fatvosini tark qilib, uning gapiga ergashib adashmasligimiz kerak. Ustozimiz Shayx Muhammad Yusuf rahimahulloh bu borada juda katta zamonimizning katta inqilobini qilganlar. Hadislar borasida, fiqh borasida, tafsir borasida bizni millatimizga yetarli ilmiy manbani qoldirgan. Bu manbalardan foydalanishimiz kerak va tashqi tashviqotlardan imkon qadar ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki tashqi tashviqotlar din nomidan siyosiy maqsadlarni ko'zlayotganligini bilmaymiz. Bilmaymiz. Orqasida nimalar yotganini bilmaymiz. Ularning ta'limotlarini gapirayotgan odamlarning sababidan ichimizda ixtilof bo'ladi. Ixtilof nimaning sababi? Ummatning o'zaro bir-biri bilan urushishining sababi. Ixtilof. Bu urush, janjal, o'zaro bir-biriga adovat va mamlakatning zaifligiga sabab bo'ladi. Kichkina mavzuda ham ixtilof bo'lsa, chetdan tushishaveradi. Bos gazni bosdi. Nimaga? Biz o'zaro birdan bo'lmasligimiz kerak ularni nazarda. Din nomidan gapirsa ham, shariat nomidan gapirsa ham, maqsad ixtilofga tushish. Ana shunga tushmaslik uchun o'zimizning ulamolarimiz, peshvo imomlarimiz, ya'ni ishonchli, e'tiborli ahli ilmlarga bu mavzularda ergashishimiz kerak. Suhbatimizda debochasi sizlarni zeriktirib qo'ymaslik uchun umumiy xulosasi sifatida shu qisqa fikr bilan to'xtataman. Lekin ochiq suhbat ma'nosida savol-javoblar bo'lsa, mavjud muammolar to'g'risida, shariatga muvofiq tushunmayotgan gaplarimiz bo'lsa, bizning mavzuyimiz erkin, hech qanday qandaydir bosim ostida emas, shariat nuqtai nazaridan. Agar berilgan savolga oyatdan, hadisdan va salaf ulamolar, mujtahid peshvo ulamolarimiz Hanafiy mazhabining dalillaridan javob bermasdan shaxsiy fikrimni gapirsam, hech kim ergashishga majbur emas.
tushunasiz deyapti. Mana hozirgi kunda bor ixtiloflar. Nimaga omilni chaqirib aytmaydi? Sahih hadis bor-ku. Nimaga rasuliyat aytmaydi deydi? Sahih hadis bor-ku. Degan savollar bor. Biz borgan joylarda bunga o'xshagan savollarni berishadi yoki ijtimoiy tarmoqda bunga o'xshagan savollar bor. Mana shu mavzularda Hanafiy fiqhining naqadar kuchli, quvvatli dalillarga suyanishligini inshaalloh robbil alamin isbotlab bera olamiz. Shunga o'xshagan savollar bo'lsa, erkin mavzuda berishingiz mumkin. Kimda savol bor? Savol bering, Nasirov. Hanafiylik mazhabi keng tarqalgan hududda boshqa mazhab vakillari bajarayotgan amallarga fikringiz qanaqa deb savol beryapsiz. Xo'p, yuqorida aytdik, mazhab masalasi bu shariatning bir qancha asrlardan beri amal qilib kelayotgan masalalardan. Mazhab bid'at emas. Mazhab shakllanishligi ilmiy asosga suyanganligi uchun ulamolar ahli sunna va jamoaning fiqhda to'rtta mazhabi bor deyishgan. Fiqhda. Aqidada ikkita, ba'zilar uchta mazhab deydi. Aqida borasida uchta mazhab bor. Fiqhda to'rtta mazhab bor. To'rtta mazhabni bilamiz. Hanafiy mazhabi, Shofiiy, Maliki, Hanbali mazhabi. Bular fiqhda usulli qoidalarda farq qilishadi. Ya'ni shunday oyatlar borki, ikki xil uchqur ma'noni ifoda qiladi. Ikki xil uchqur ma'noni ifoda qilishligida lug'atan ko'taradi, amalan shuni ko'taradi. Bitta hukm chiqarib, ikkita ma'no qo'shib
bo'lmaydi. Shuning uchun usulligiga ko'ra hanafiylar bitta ma'nosini olgan. Buni ham dalil o'sha oyat, shofiylar boshqa ma'nosini olgan. Bu mazhab sahobalar davrida ham bo'lgan. Faqat uning yechimi yolg'iz Rasululloh bo'lganliklari uchun vahiy hali to'xtamaganligi uchun bo'linmagan sahobalar davrida. Bani Qurayza hadisi bor. Ahzob katta bir jamoat Madinaga kelib musulmonlarni tamomila yo'q qilib yuboramiz deb dushmanlik qilib kelgan paytida hamda qazib himoya qilib turganlar musulmonlar o'zlarini. Keyin havo aylanib bo'ron ko'tarilib dushman qarasa xatar qochib ketganda Madinaning ichida bo'lgan payg'ambarimiz bilan, ya'ni Madinaning qo'shnisi bo'lgan payg'ambarimiz bilan kelishgan Bani Qurayza qabilasi xiyonat degan düşmanga yordam berishga o'tib ketib qoladi. Endi düşman qochib ketgandan keyin qo'shinlar turibdi. Payg'ambar alayhissalom kirib peshin namozini o'qib chiqsalar, Jabroil kelib aytadilarki, qilich qo'ydingizmi? Ha, qo'ydim. Biz qo'ymadik, farishtalar qo'ygani yo'q. Bani Qurayzaga boring. Shunda Rasulullohni hadislari bor. Chiqib sahobalarga aytganlarki, la yusolliyanna ahadukum asra illa fi Bani Qurayza. Hech bittangiz asr namozini o'qimasin, faqat Bani Qurayzada o'qiyiz deyapti. Qabilani qasr qalasini oldida. Bu hadisning savollari ikki xil tushunilgan. Ba'zilar yo'lda asr vaqti bo'lib qolganda vaqtida o'qib olishgan, Rasululloh o'sha o'qiyiz deb desa, yo'q, Rasululloh tezroq boraylik demoqchilar deb tushunganlar. Asr vaqti bo'ldi, Alloh taolo Qur'onda vaqtida o'qing degan. Vaqtida o'qishgan. Ba'zi jamoatlar ki, yo, Allohga, Allohning rasuliga itoat qiling degan. Asl qazo bo'lsa ham Rasululloh aytgan joyda o'qiymiz deb o'qishgan. Ikki xil ma'no, ikki xil. Hadis bittami? Bitta. Tushunganlar ikki xil tushundimi? Ha. Ular borib Rasulullohdan so'rashgan. Ba'zimiz yo'lda o'qib oldik, ba'zimiz qazo qildi deganda, payg'ambar alayhissalom bittaylar ruxsatni, bittaylar azimatni olsinlar. Ikkalaydagi ma'qul deganlar. Ashabmi? Ashab ikkita yo'ldan bordimi? İkkita yo'ldan bordi. Ma'qul ikkalasi ko'taryapti. Demak, mazhablar to'g'risida mazhablarga osilayotganlarning ilmi yo'q. Ular qo'pol qilib aytganda mazhablarni qo'y manga ergash demoqchi bo'lgan odamlar. Aslida mazhablarni qo'y manga ergash demoqchi. Chunki hadisni bu ham aytib, ma'no aytayotganda ya'ni mazhab to'qimoqchi. Ularga ergashmaymiz. Endi mazhabdan mazhabga sakrab o'tish. Bu alohida mavzu. Buni shariatda ulamolarimiz talfiq deyishadi. Talfiq bir narsani o'rab, unisidan bitta, bunisidan bitta olib qorishtirish, atala qilish. Buni shariy nuqtai nazardan xato tomonlari bor. Joiz, joiz, joiz olib, nali mazhabda joiz degan, bunda joiz degan deb olib qo'shsangiz, juda xatarli nazar kelib chiqadi. Buni ilmiy asosini bilmagan odamga mutlaq harom. Ulamolar ijmo qilgan bunga. Talfiqni ilmiy asoslarini bilmasa, undan olishga haqqi yo'q. Shundan mana savolning javobi kelib chiqadi. Hanafiylar tarqagan mamlakatlarda o'zi bilib-bilmasdan, ya'ni ko'proq taqlid bilan mana Shofiiy mazhabiga amal qilyapman degan odam birinchidan amal qila olmaydi. Nimaga? Uni ilmi yo'q. Shofiiy mazhabini o'rgatadigan ulamo ham yo'q, kitob ham yo'q. Hozirgi kunda internet bor. Ha, internetni o'zidan kifoya qila olmaysiz. Shariat internetdan o'rganadigan din emas. Jiddiy kasal bo'lib qolsangiz, internetdan o'rganib o'zingizni davolamaysizmi? O'zingizga rahmingiz keladi, doktorga borasiz. Shariat undan jiddiyroq, oxirat uchun halol harom masalalari uchun shariat javob beradi. Shunda ekan, hanafiylar tarqagan mamlakatda ulamosi ham, kitobi ham, amaliyoti ham hanafiylarni hanafiy mazhabi salomatlayroq bo'ladi o'sha mamlakatda. Ulamolar aytadi, mamlakatning har biri o'zini fatvosini o'zini ulamosidan so'rasin. O'zining mamlakatda tarqagan mazhab bilan fatvo bersin deydi. Bu ilm haqidagi gap. Kimnidir siyosat emas. Shariat degan bu. Mantiqan to'g'ridir. Men Shofiiyman deb olgan, hop, qach qilmoqchi. Izdihom odam qilib yotibdi. Bitta ayolga o'rin deb kelsa, tahorat sinadi.
Nima qiladi Hanafi mazhabi ma'qul ko'riladi. O'sha yerda Hanafi mazhabiga ko'ra mutlaq amalni o'zini ulamolar tavsifni ilmi asosida, ya'ni mutlaq amalni hammasi asosida Hanafi. Bitta misol aytaman. Endi xatar tomonlarga bitta misol keltiray, har doim keltirganman, takror bo'ladi. Eshitganlarga, eshitmaganlarga yangilik. Nikoh masalasida. Hanafilarda balog'atga yetgan qiz uchun uning valisini izni shart emas. Ya'ni otasi ruxsat bermasa ham guvohlar guvohligida qiz o'zini roziligini o'zi e'tirof qilsa, nikohi nikoh bo'ladi deyiladi. Nikohi nikoh bo'ladi. Nimaga? Balog'atga yetdi. Uning savdosi savdo bo'ladimi? Ha? Demak, nikohi nikoh bo'ladi. Oyatdagi vali shart degan oyat nimaga dalolat qiladi? Hadisda ham vali shart deyilgan. U nimaga dalolat qiladi desa, Hanafiylar aytadiki, u balog'atga yetmagan qizlar uchun deydi. Shofiylar aytadiki, yo'q, oyat qiz bolani valisi ruxsat bersin deydi. Lekin guvoh shart emas Shofiylarda. Endi bu ikkita amalni jamlasak, nafsi buzuq odam jamlashishga harakat qiladi. Hanafiydan vali shart emas degan fatvo oladi. Shofiyiydan guvoh shart emas degan fatvo oladi. Nima bo'ladi? Zino bo'ladi. Otasi ham rozi, lekin so'rab o'tirmayapti, guvoh ham kerak emas. İşte chopish olib bizni yoqlarni desa bo'ladimi? Bo'lmaydi. U holdagi masofa bilan deyapti. İşte masofadan sug'urib olib bitta masofa yasayapti. Mana bu xatar. Bu bitta masofa deydi. Bu shunday ko'p masalalar bor. Ulamolarimizni kitoblari bor, mazhablardan terib-terib-terib amal qilgan odam g'irt fosiq odam bo'ladi. Hadisga amal qilyapman, oyatga amal qilyapman deydi, lekin u o'zining nafsi xohlagan joyda, xohlagan narsani topolmaydi. Shuning uchun Hanafiylar tarqalgan mamlakatlarda ibodatlarimizni Hanafiy mazhabi usulida qilishligimiz aynan dalilga to'g'ri keladi. Hanafiylar o'zining fikridan gapirmaydi. Har birtasi oyatdan, hadisdan dalillar bor, shunga ko'ra amal qilish salomatliroq, ixtilofdan uzoqroq, jamoatning o'zaro jipslashishiga, birdamlashishiga, kuchli jamoat bo'lishiga sabab bo'ladi. Bunga rahmat solmaslik kerak. Bir ma'noda o'zini ko'rsatib qo'yish uchun turadi ba'zilar. Sanlar bo'lingni pastga bog'layapsan namozda, man hadisga amal qilyapman deb qo'lini ulab qo'yadi. Mayli, dalili bordir. Lekin nimaga ixtilof qilyapti? Bu sunnat amal. Nimaga ixtilofni, birlikni, vojibligini buzyapti? Maqsadi musulmonlarga foyda bo'lsin, mamlakatga, yurtga, xalqqa foyda bo'lsinmi? Ha. Demak, ixtilof qilmas. O'ylasin, fikrlasin qiladigan shuncha ish bor. Nima qiladi odamlarni o'rtasida? Huda behudaga mavzuni ochib, huda behudaga janjallarni chiqaradi. Nima kerak? Nima qiladi? Nima foyda bo'ladi? Demak, bu yerda boshqa narsa bor. Yo o'sha ixtilof uchun xizmat qilayotgan buyurtmadagi odam yoki jaholati bilan o'zini g'ururiga aldagan odam. Biz bularni o'zimiz birodarimiz, ham qishlog'imiz, ham shahrimiz, qo'shnimiz, akamiz, ukamiz to'g'ri tushuntirishimiz kerak. O'y qiladigan shuncha ishimiz bor, ixtilof qilmas ishimiz kerak. Ana shular ham dalillar bor, xohlasa kesin ulamolarni oldiga ulamolar dalillarini ko'rsatadi. Evet. Şu başka bir savol burada. Savol canazda okuldu. Bayit o ketinde Kur'an tevat kılmış şeyler oldun. Kılın gel ki o kılmasın. Bir dakika kayısı böyle tutuldu. Uzun mayit çıkan hanadanda Kur'an tilavatı kılış doğrusu fukahalarımızda iki fikir var. Bizni Hanafiy mazhab ulamolari mayyit ortidan Qur'on tilovat qilishlik savobi yetib boradi deydi. Savobi yetib boradi, Qur'on tilovat qilishimiz kerak. Endi o'sha Qur'on tilovatini qachon qilinadi desa, bu to'g'ridagi fatvoni odamlarning urfiga har bir shahar, har bir mahallaning peshvo imomlari e'tiborli odamlarning maslahatiga tashab qo'yiladi. O'sha maslahatga ko'ra qaysi afzal? Uni imomlar peshvolar hal qiladi.
Her bir de adam özünden geri çıkıp, bana payda kural kılışı gerek, bana bunda benim işim çıkıp kaldı deyip, bu taşarız kılıyım. Ne olacak? Çünkü ilmi imamında Kur'an tedavülatı kılışının hem özüge has adamları var. Afalan değil, meyit cenazası kurtarılırken de, adamlar toparlanıp kılıp çıkıp gitti yaptı, burası yırılırken, burası orkasından geri geçken, burada adam da Kur'an okuyordu. Yürüyerken adamlar toplaşı gerek. Gebreyetken adam toplaşı gerek, cin buluş gerek, eşitiş gerek Kur'an'ı. Kur'an adabı da, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ degen ayet var. Kaçan Kur'an kıraat kılınsa, kulak salimler. وَأَنصِتُوا قَتِقْ وَلِيمَا degen. Kudu taş gelir, Allah ne diye deyilir işçi gelir. Kur'an adabı. Şunun için, Cuma namazlarda ya ki umman namazlarda Kur'an tilavatınızı çıkıp gelen adamlar dua kısa oturmalı. Asıl tiskerisi Kur'an tilavatı geldi oturuş iş gerek, iş iş gerek. Dua geldi yani, yüksek de olsun, dua yüksek de olsun. Bu da tetkiye göre de olur. Lakin Kur'an tilavatı geldiğinde yani Allah Ta'ala onu eşliğinde katı duruyorlar. Bana şu adab ki her yeri hali meyyit kalbiye varmasan turup Kur'an tilavat kılıyorsan odanın tilavatı doğru geliyor. Adabıya, tilavat adabıya doğru geliyor. Odanlar bir işitir konuşuyor. Lekin, Kur'an yetibarı diyen mi zor? İşi bari zarur mu? Odanlar işit şartmaz. İçi de, özü işlediğin derecede, İhlas Suresini üç mertte okudu. Allah'ım şu meyyit gelmeyen, savabını başlara koyuyorum, özün dergâhına kabul okudu. Kedir misin? O yüzden, odanlar bir hareket miyim? Özü işgeldiği için, özü bunu işitçilikken ben buldum. Ayet adamı yiyen, şeriat muhtayı nazarı yiyen, doğru kere olur. Lekin, umumi hakkı adamların adından bu adamın cahaya yetişme bunun iş, doğramaz. İmamlarımız gibi bu savaşımız gerek. Bunlar uçluğa göre, mahallenin haletiyle, adamlarının istimasıyla yani kabul kılışına göre en yakışı şaraplarını karıştırır. En makbulu demen aslında kabulüge koyuyenden ki, vakti varlardan, imkaniyeti varlardan kelip tazliye edilip, iki tane ayet, Kur'an ayetini okup, gitse, yakışır. Lekin, zarur işi var adamlar, tazliye edilip koyuyor. Yok ki, kimincelik gelişiyle, hiç zararı yok. Demek ki, bu yokuşa gelen masalardan, bu şekilde, bu şekilde mahallenin pişvarlarıyla, ahli ilim imamlarının maslahatlarıyla kulak salış gerek. Şunu da inşallah yakışırlık ve amal şeriatı göre tasavvuf ilmi lügat cihatından sufilik yani sufileşiş manasını bildirir. Tasavvufa ya tasavvufu tasavvufun bu şey suf kelimesinden çıkan. Suf kelimesinin iki tane manası var. Bittesi yün. Cünem deyiz. Tüyenin yüngüden kılıngen yok ki koyunun yüngüden kılıngen daha kiyinge nisbat verilgen. Çünkü uşuna kalın kiyim daha bugen, arzal bugen, onu kiyip yürgen odanlarını dünyaya yedirbalı yoğurluğa bilirgen taşlarızda. Güzel dünyaya verilmeyen, yakışı kiyim kiyimeydi de, tasa bak güzel değil, arzal kiyim kiyerde, suçtan bu dedi. Şuna kalın odanlarını sufiyle, uşuna kalın bir ton kiyip yürgen odanlar manasını ifade edelim. Bu biraz küçülük yapmaz peki, bu lügat. Asıl gel, suf, safiden olmalı, paklik. Ne gelirse, tasavvuf, namayandaları, paklikte burada ciddi ahamiyet belirlediği için, paklik ularının namıya gelip bakıyor. Kimiye hem paklikte, nefsinde hem paklikte, kalbinde hem paklikte, ruhunda hem paklikte itibar belirlediği için, ular tasavvuf, namayandaları okuyor. Tasavvufun aslı, şerki muhteri nazarından, bak, İmam Buhari'de Umar ibn Hattab radıyallahu anh'dan kılınan hadis var. Cibril hadisi deyilir. Umar ibn Hattab aytadılar ki sahabalarından Peygamber aleyhisselamla otur geldik. Bu odan kırk geldi. Kimlere bak bak. Sefer alameti görünmeyin.
top qora. Lekin hech kim tanimaydi-san uni. Taniganimizda edi. Uni aytardi kimga? Tanimaganimiz bu atrofdan bo'lmaydi, uzoqdan kelgan bo'ladi. Shuning uchun kiyimlari, chayni soqollari, sochlari to'zilgan bo'lishi kerak. Unaqa emas. Hozir chiqib kelgan odamga o'xshaydi. Hayron bo'ldik. Kirib kelib payg'ambar alayhissalomdan so'rashdi. Tizzalarini tizzalariga suyantirdi va ahdini amil islam dedi. İslamdan xabar bering bizga dedi. Ajablandim. Payg'ambar alayhissalomdan savol so'raydi. Shunda Rasululloh İslamdan aytdi. İslam iymon keltirishi, kuniga 5 vaqt namoz o'qishligi, Ramazonda roza tutishligi, zakot berishligi, imkon bo'lsa haj qilishligi dedi. Shunda u sohbat qildi. To'g'ri aytdi bizga. Ta'lim Payg'ambar alayhissalomdan hamma ilm o'rganadi. Bu odam kelib Rasulullohga imtihon qilib to'g'ri aytdi. Hayron bo'ldim deyishdi. Kim bu? Keyin ahdirni alil iymon dedi. Iymondan xabar berdi. Payg'ambar alayhissalom iymonni shartlarda aytdi. Allohga iymon keltirish, malaikalarga iymon keltirish, kitoblarga iymon keltirish, qadarga iymon keltirish, payg'ambarlarga iymon keltirish, o'lgandan keyin qayta tirilish, oxiratga iymon keltirish. Sodaq qildi. To'g'ri aytdi. Uchinchisida ahdini an ihson dedi. Ihsondan xabar berdi. Ihson bizni lug'atimizda bir kishiga ovqat qilib odamlarni chaqirib dasturxon yozib tushuniladi. U ham ihsonning bir bo'lagi, to'g'ri, u ham ihsonga kiradi, yaxshilik degan ma'nosi. Lekin ihsonning asl ta'rifi tasavvuf. Chunki javobida aytiladiki, al-ihson an ta'budalloha ka'annaka tarahu فَإِلَّمْ تَكُمْ تَرَاهُ فَإِلَّمْ يَرَاهُ dediler. İhsan şunlara inerse ki Allah'ını kırıltırken dek ibadet kılışı. Her bitti amelde Allah beni kırıltırdı. Allah'ını kırıltırmam ben. Dedi ki ihsanı var mı? Degen ruhiyetli amel kılışımız. Eğer Allah'ını kırıltırken dek seviyeye git almasanız o sizi kırıltırdı. Hani tasavvuf? Tasavvuf şunu buyurdu. Ulamalar bu üçte savalını İslam ilimlerinin üç babıya bölüşüyor. Birinci saval şeriat. İslam'dan haber veriyor. Zahir. O ne kadar öğretmedi? İmanını, namazını, zekatını, fikri, zahir kuruluşunu öğretmedi. Namazda 12 de farz var. Taşkarısı 6 de, çıkarısı 6 de. Namazda ben bunlarsa düzeldi. Tahalatı bu farz var. Ne öğretmedi? Bana İslam. İman bu akide meseleleri, akide bilimi. Peygamber aleyhisselam davranında akide hakkında Allah'ta bu neydi? Kim ulamalar akide fanlarını açtı? İmam Maturidi, İmam Meşayi'yi okşayan zatlar akide meydanını müştehitle kılıştı. Bunun için bir daha diyor muydu? O şey hadisten geç çıkardınız. Üçüncüsü ihsan. Allah'ını kuruturken ne ibadet kılıştı? Namazın 12 de farzını bilesiz. Lekin namazını okuyarken de kimin huzurunda durursunuz? Bunu hız kılıçdığını tasavvuf edin. Ve bunlar Allah'ın Allah'ından ersemez. Şunu yapmayın bu işi. Odamlar çarpıdır. Bugün günde tarihler aklımdan de biraz tenkidi yapırayım. Ben de hem konuşmasın, işte de yapılarımızı. Tasavvufluğumuzun nisbat verip olup, hatun balacakasını bakmasından pirdir, yüküm olup, aşeyi kuruyanlar var. Hem de işte çatı bu işe. Hatun balacakasını baksayı kuruyayım, Allah bir adımlar diye. Sen ben pirdir bir hızlatı diyebilirim. Asıl pirdir bir de aşeyi olur. Aşka var oraya. Asan da yok. Kenyan ilk sonları değil bu tarafa. Hatun balacakası koca da pazarda yürüttü. Bana bu, düşüncedeki adamlar asıl tasavvufunu bizde değişir. Başka adamlar da önce mensişmek. Tasavvuf biz ruhuyu takip eden adamlarımız değişir. Oy, tasavvuf Allah'tan ersemez. Her bir amelde, bu namaz olsun, iman kelimesi olsun. Her bir amelde şeriat kapılması, akide, hakikat, marifat kapılması, tarikat, tasavvuf kapılması, bu amel batıl. Bitti misal gelir. La ilahe illallah kelimesini aytish şeriat.
La ilahe illallah kelimesini aytgan odamni nima deymiz? Musulmon deymiz. Zohiriga ko'ra, qalbini bilmaymiz. Qalbini Alloh biladi deymiz. To'g'rimi? La ilahe illalloh desa musulmon deymiz. La ilahe illallohni aytmasa, ayt desangizlar, yo'q aytmayman desa musulmon bo'lmaydi. Abu Tolib misol bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomning amakalarining qalbini aksar ulamolar qalbida iymon bo'lgan bo'lishi kerak deydi. Lekin tilini aytmagan. Atrofidagilardan xijolat qilib, yo'q men aytmayman degan. Shuni zohirda biz aytamizki, qiyomatda Alloh o'zi biladi bu hisobni. Lekin zohirda u musulmon demaymiz. Nima ekan kalimani aytish? Shariat. Unga e'tiqod qilish aqida. E'tiqod qilish. La ilaha illalloh kalimasi haq deyish bu haqiqat. Bir odam la ilaha illallohni aytsa-yu o'zi ishonmasa kim bo'ladi? Munofiq. Tilida musulmon bo'lgan deydi, qalbida yo'q. Demak, bitta kalimada ham shariat, ham ma'rifat bo'lmasa, ya'ni haqiqati, unga ishonchi bo'lmasa, bo'lmayaptimi? Bo'lmayapti. Endi la ilaha illallohning taqozosi bilan yurmasa, tariqat bo'lmaydi. La ilaha illalloh dedi, ishondi-yu Buddaga sig'inyapmiz. Buddaga sig'inyapmiz. Amalda boshqa ish qilyapmiz. Musulmon deymizmi? Yo'q. Ko'ryapsizmi? Shariatning maqsadlari tariqat, haqiqat, ma'rifatda bitta jam bo'lgan narsa. Buni hamma narsa ko'zlash mumkin. Namoz o'qishda ham, roza tutishda ham, zohiridagi shariat bu haq yo'l ekanligiga e'tiqod qilish, haqiqat o'shani amalga oshirish tariqat. Ruhiy holatda tushunish ma'rifat bo'ladi. Buni demak, tasavvuf ulamolarining bugungi kunda tasavvuf ahllarini so'kayotgan, haqorat qilayotganlar ham noto'g'ri, yoki tasavvuf faqat bizda san shariat bilan yuraver, biz tariqat ahlimiz deb ilm o'qimayotgan, oilasiga qaramayotgan, hamma mas'uliyatni zimmasidan tushirib olib, oshib yurganlar ham xato qilishyapti. Mo'tadil yo'ldami? Biz dunyo ishlaridagi vazifalarimizni o'rniga qo'yib qo'yishimiz kerak. Bizga qarab turgan odamlarga biz vazifamizni ado qilib qo'yishimiz kerak. Ibodatlarimizni o'zimiz uchun qilishimiz kerak. Qilgan ibodatimizni birov ko'ziga tiqmasligimiz kerak. Bizning ibodatimiz bizdan Allohning o'rtasidagi narsa. Mana bu narsalarga demak e'tibor qaratishimiz kerak. Ma'lumotlar kengroq, shuning uchun men qisqaroq aytdim, lekin tavsiya qilaman ustozimizning ruhiy tarbiya degan 3 tomlik kitoblari bor. Tasavvuf haqida, tasavvuf haqida tasavvur degan alohida kitoblari bor. Mana shu kitoblarni o'qishni tavsiya qilaman. Biz maydonda ilm bilan turishimiz kerak. Ilm yo'qolgan joyga xurofotlar, har xil bid'at narsalar kirib keladi. Ana shu narsalarni oldini olish uchun kitob o'qishimiz kerak. Ilm o'qishimiz kerak. Keyin mavzuga, masalaga keng ma'noda javob beramiz ixtiroflar inshaalloh. Xo'p. Albatta, adashish o'zingiz aytdingiz, dinda ilmsizlikdan. Ilmsiz odamlar ko'pincha adashadi. Ayniqsa yoshlar o'rtasida ko'p adashishlar bo'ladi. Endi shu qanday qilib yoshlarni shu bizning haqiqiy dinimizni o'rgatib ularga qanday qilib, qaynicha yoshdan qanday qilib endi biz adolib ta'lim tarbiya masalasi dinda. Endi og'riqli mavzu, hali aytganimdek, faqat bizda emas, dunyoning hamma joyida bo'layotgan mavzu. Islom dunyosi, islom dunyosi butun ulamolar bir ittifoq buni e'tirof qilishadi. 40 yil mobaynida cho'qqiga chiqqan islom dunyosi 40 yil mobaynida cho'qqiga chiqqan. Payg'ambar alayhissalom xilofat mandan keyin 30 yil yoki 40 yil degan turli rivoyatlari bor. O'sha rivoyatni keltirib aytishadi. 40 yildan keyin fitnalar boshlangan. O'zaro urushish, janjal, ichki nizom chiqib ketib qolgan. Orada shia toifalari, rofizalar, keyin xavorijlar, har turli toifalar chiqib, islom ummati ichidan parchalangan. Va 40 yildan beri parchalanib kelamiz. Islom dinining ilohiy ekanligiga yorqin dalillardan biri hali ham din turibdi.
Eğer bu din ilahi olmayan değildi, kimdir topu alıp sistemini yoruna koyan değildi, parçalanış başlayan da bir yılda varmasına yok olardı. 70 yıl SSR tüzümünü koyma koy kurmak gelişti, bir türlü yok mu? İnkılazı kirken bir yok mu? Rim İmperi İmperiyası, bir yarım bin yıl adamlar üçlep geldi. Bir türlü yok mu? Demek ki ilahi nasıllar bu diye, adamlar üzülüyor. İslam dünya karşı, İslam ideolojiyası, şuna kalbi kuvvetli ideoloji ki iktisatta, siyasatta, geopolitikada, her sahalarda biz zayıflık kılsak da lakin ideolojiyada hiç kaçan yenilmeyemiz. İslam ümmeti her daim mağlup bugün takdirdeyen özünün hak ekenliği de meydanda alır oluyor. Moğullar şu yüklerde gelip basa oyanda özü basa oyan memleketinin dinini kabul ediyor. Tarihte kurtulma gelmez. Basa olsa kelip özünün dinini okazı şey. O halen ki ular basa olur, şu dinini, şu milletten okup örgenir, bir o yakşı dinleken bu din, bizim dinimizi kabul ediyor. Demek ki din ilahi. Ve ideolojik manada cengirmeyin. Hiç kaçan yengirmeyin. Biz yengirip basa gelip, İslam dini yengirmeyin. Bu yakşı kaçırız. Şimdi, bu bizim yutukumuz. Bunu biz daha iyi istatışımız gerek. Ruhi manada çok maskemiz gerek. Her kandayı vaziyette biz havalıkmız. İnkıntun mu'minin diye Allah'a. Eğer mu'min halde dursa hiç kaçan halde olmayız. Ve la tehinun, ve la tehzenun, ve entum a'lanme inkıntun mu'minin. Mahzun olmayılar, şükürlükle düşmeyler. Sizler, âli sizler eğer mu'min olsaydır. Galip sizler mu'min olsaydır. Bu başarı. Şimdi muamma burada bütün dünyada buluyordu. O şey 40 yıldan keyin bugünkü kadar buluyordu. Bu muammaların sebepleri ne verdiğini bilmiyorlar. İçki ıhtılaf. İçki ıhtılaf ki biz merham denilmemizce bu savatsızlıktan çıktı tabiyemiz. Muammaların ilgisi içinde bilimden masumalık var, bilimden uzaklık var. Dinimiz hakkında Allah korusun bitti misyoner gelip özünü dinin tarifi kısa himoya kıla oladigan zabardast adamlarımız kim? Özümüzü içimizde ıhtılapı yatırırız. O min cahri eylemen, kulun rafını yerden kalanan, mazhabdan olanan, sen maturuyla adaşken, sen tasavvuf adaşken de özünüzü yer yatırırız. Lekin taşkı düşmen, manuşundan faydaları bizim içimizde savatsızlıkını, iktisadi inkırazını, tabi boyligimizni tortib olishlikni harakatini qilyapti. Bu masalaning global muammosi. Buning yechimi nima? Qiyin bo'lsa-da. Biz natijasiga mas'ul emasmiz, nima bo'lishligiga. Lekin to'g'ri yo'l ma'nosida natijasini ko'rishlikka umid qilsak-da, yetisha olmasak-da, bolalarimizni to'g'ri tarbiya qilishlikka mas'ulmiz. Mahallamizda bir kambag'al odam bor. Bolasi qobiliyatli. Okumuşluğu bulsa buladı. Boylarımız pulunu Antalya'ya borup saplak geledi. Dubai'ye borup meyşen tık geledi de anı boları kentaraktika kutuyla verildiğinizde yüzü düşmeyedi. Kıyamet. Kıyamette Allah da ondan sorayım. Sence farz mıdır Dubai'ye borup meyşen tık geliş? Bana bolar şu millet için, şu ümmet için gerekli kâdır olur. Demek ki o kutuyla indi. Pulunuzu top geledi. Hiç anlayın. Bunu Allah da Allah veriyor mu? Pülü kurup adamı Allah yakışık olduğun için vermeyen, sınav için, imtihan için veriyor. Uşa ben boyundan niyetlerinden kemara kalkıp uşa mümkün edin. Halkımızın içinde kadın yetişmesine ilgiye bir namada boylar cevap gel. Demek ki sarıklama yaptı, demek ki okutma yaptı bu arada. Fakat din bilimler ne var? Din bilimleri bizden akıllarımızda, adab, ahlak, yürüyüş, duruşumuzda muhum, zarur. Lekin kadın masalası. Cemiyette küçük için, rivacı için gerek mi? Gerek. Zarur mu? Zarur. Onu kim okutadı? Bizi çetten geri okutadı. Çetten geri okutadı geldiler, okutadı bizi. Green card deken narsa var. Ama bize gerek. Amerika siyaseti. Ne gidip bu yaysın green card? Tekin gel Amerika'yla fukaralı verildi. Ne gidip? Mutahassıslarını memleketten açık geçiş için. Kadın masalasını özüge varmış yetişiyor.
şu biz özümüz fidokorlarımız nega biz özümüz uchun harakat qilmaymiz? Falonchi qilganlar falonchi qilganlar emas, biz qilishimiz kerak shuni. Farzandlarimizni o'qitishimiz kerak tibbiy sohada. Tijorat ma'nosida. Ziroat dehqonchilik ma'nosida har doim eslatyapman shuni. Dehqonchilik ma'nosi hatto dehqonchilik ma'nosida ilmdan uzoqmiz. Bugungi zamonda orqada qolib ketganmiz. Tbilisiga kelganlarni hammasi urug'i qatta olib keldi. Chetdan keldi. Yo Yaponiya, yo Gollandiya, yo Israildan olib keldi. U urug' bir yil ekkandan keyin ikkinchi yil chiqmaydi. Urug'ni ichiga terminator degan modda qo'shib qo'yadi. Birinchi yildan keyin uni urug'ligi to'xtaydi. Nimaga? Yana yilga yana sotib olishimiz kerak. Nimaga qaradimiz? Nima uchun biz iste'molchimiz? O'zimiz qilaymiz. Nima uchun? Boylarimiz javobgar shu. O'sha qurilish shu odamlarning iqtidorini saqlash kerak. Mana shu joyda o'shalarni hal qilishimiz kerak. Buxoroda ichimlik suvi muammo. Qarab turaversak hal bo'ladimi? Yo'q. Tashvish qilish kerak. Ahli fazl egalari. Buni filtrlarni olib kelish kerak. Bu xalqni kelajagi uchun rivojlantirish kerak. Yo'q iloji bor. Nima qilyapti? Chunki to'y qilishim kerak, qizimni berishim kerak, mebel olishim kerak. Mebel olmasangizlar to'y bo'lavermaydi. Millatni kelajagini o'ylash kerak. Hamma isrofgarchilikni chekkaga surib qo'ysak, bu millatning iqtidori dunyoni lol qoldirgan bir paytlar. Chetga chiqsangiz, hozirgi sal bilib qoldi, ilgari. Qayerdansan desa, O'zbekistondanman desangiz, tanimagan. Pokiston degan. Yo'q, O'zbekiston desangiz, qayerdan degan. Buxoriyning yurti desa, qaytadan turib, o'rnidan turib quchoqlab so'rash kerak. Biz sizlarni o'zingizlarga qarzdormiz. Bu zotlarni avlodimiz biz, qonimizda shu zotlar bor. Nimaga bu oqqan daryo o'rnidan yana qayta olmayapti? Behuda narsalarga ovora bo'lyapmiz. Albatta bu millat, bu ummat, bu xalq iqtidorda dunyoga ustoz bo'lgan. Faqat din sohasi, boshqa sohalar bor. Boshqa sohalar. Behuni ilk globusni yasagan bo'lgan. Yer yuzini yuvaloq ekanligi to'g'risidagi nazariyalar Behuniniki. Farg'oniy osmon jismlaridagi galaktikalardagi masofalarni o'lchab, ularni aniq arifmetikasini chiqarib turganda, Yevropa osmonlarda jinlar yashaydi degan falsafa bilan, metafizika bilan yashaydi. 19-chi asrga kelib, 19-chi asrga kelib. Ptolemey nazariyalari, Da Vinci'ning nazariyalari Farg'oniydan olinganligi isbotlangan. Shu avlodlarimiz shu biz. Ajdodlarimiz. Mana shu narsaga e'tibor berishlar. Juda yaxshi muammolar tashvishini qilyapsiz. Bu tashvish hech yo'q bizni qalbimizda bo'lishi kerak. Men bu millat uchun nima qilishim kerak? Bu xalq uchun, bu yurt uchun nima qilishim kerak degan tashvish qalbimizda bo'lsa, inshaalloh bir imkon bo'lganda o'shni qilamiz. Lekin shu joyda bir narsani ham e'tibor qaratishimiz kerak. Inson o'zining iqtidorini belgilab olishi kerak. Men nima qila olaman? Bu savolni har kim o'ziga berish kerak. Va qila olaman degan chegarada qilishim kerak ishni. Chegaradan oshib ketish, zulm, chegaragacha ishni qilmaslik dangasalik, mas'uliyat, javobgarlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda ajoyib bir hadis bor, Imom Buxoriyda kelgan. Masjidga bir kampir chiqib turadi. Masjidni payg'ambar alayhissalom masjidlari hamma yaxshi biladi. Xurmo shoxlari bilan tashab qo'yilgan, qurib qovjiraganda barglar masjid atrofiga to'planadi. Shunda haligi kampir masjidni shukurib, sidirib, barglarni olib yuradi. Bu kampir nima qildi? Qarasa, keksayib qolgan, musulmonlarga nima foydam tegadi deb o'yladi. Jangga chiqay desa, kuchi yo'q. Tijorat qilay desa, puli yo'q. Bir boshqa ish qilaman desa imkoniyati yo'q. Qo'lidan nima kelarkan dedi-da, "E to'xta, masjidni supursizlarga yaraydimi?" dedi. O'zining iqtidorini belgiladi, har kun masjidga chiqib, masjidni tozalikka qarab yurdi. Bir kuni payg'ambarimiz alayhissalom va sallam qabristondan o'tib ketyapsizlar, yangi qabr paydo bo'ldi. So'radilar, "Bu kimning qabri?" dedilar. Bu hadis ikki xil rivoyat qilgan, men bittasini aytayman. Kimning qabri deganlarida, o'sha falonchi kampirning qabri deyish. Qachon vafot topdi? Uch kun bo'ldi. Nimaga chaqirmadinglar dedilar.
Endi Shomdagi vafot topdi. Oddiy kampir e'tibor qilmasdan Shomdagi uni qo'yuvdik. Deganda saf turibdi. Sahobalarni saf qilib, o'sha qabrning tepasida janoza o'qidilar. Sahobalardan ba'zilari shu kampirning o'rnida o'lganman bo'lsa dedi, orzu qildi. Rasulullohni e'tiborlariga tushdi shu darajada. Shu darajada payg'ambar alayhissalom uni qadrladi. Ulamolar aytadiki, nimaga qadrladilar desa, millati uchun, xalqi uchun iqtidorini sarflagan xotini. Bu bizga dars. Biz qilishimiz kerak iqtidorimizni xalqimiz uchun, yurtimiz uchun nima foydam tegadi degan savol bilan yashashimiz kerak. Qachongacha mandan o'zim menga nima muammo bo'lsa menga nima, foyda bo'lsa meniki. Bu yomon kasallik. Bu yomon kasallikni bizga boshqa millatlar singdirdi. O'zini sulmur. Imomlarni haqorat qildi. Ulamolarni hammasini aybladi. Yomon kasallik. Chetdan kirib kelgan kasallik. Bu kasallikning ildizi Martin Luther degan o'rtaqadir. Martin Luther degan odamlar bo'lgan. Yevropada xristian dinini ag'darishlik uchun protestant tashkilotlarini tuzib, erkin fikrlilik deb o'zining rohiblarini cherkovga qadab, bugungi kundagi erkak erkak bilan nikohlanayotgan jamiyatlarga asos solgan. Bizdan shuni xohlashyapti. Bizdagi din, bizdagi iymon, bizdagi milliy qadriyatlar bu narsani inkor qilib turibdi, rashk qilyapti. Uni yo'lini, o'sha narsalarni kirgizish yo'lini ulamolarni o'rnatish. Imomlarni haqorat qildirish o'zingizga. Imomlarga ergashmasangiz, ulamolarga ergashmasangiz, sizdan xohlagan narsa yasaydi. Ular institutlarda o'tirib ishlayapti. Ko'zimiz ochishimiz kerak. Nima qilsam foydam tegadi degan maslahatlar masalada o'zimizning peshvolarimizga, ishboshilarimizga, ahli ilmlarimizga maslahat qilishimiz kerak. Menga nima xizmat qilish kerak? Mana bu narsani qiling desa, iqtidorimiz borini qilishimiz kerak. Kichkina bo'lsa ham, bizning nazrimizda kichkina bo'lsa ham, Allohning nazrida u ixlosga bog'liq. Imom Hokimda bo'lsa kerak, bir rivoyat bor. Amalning katta kichikligiga bog'liq emas. Amaldagi ixlosga bog'liq uning qalbiyati. Bir xotin cho'lda ketib turdi, o'zi fohisha qoldi, buzuq qoldi. Chanqab qoldi. Bir qudubga keldi, qudub bu paytda endi iplari arqonlari yo'q, o'zi tushish kerak ekan. Tushib, qiynalib, yoq-yoq ishlanib, suvni oldi, ichib chiqib yana yo'lga davom etdi. Ozgina yurdi, yo'lda bir it chanqoqdan tuproq yarab yotibdi. Haliga qaradi, bu ham Allohning mahluqi dedi. Bunga men bir suv berib qo'yay dedi, orqaga qaytdi. Haliga mashaqqatni yana bo'yniga olib, yana qo'l-qo'llari shilinib suvni olib chiqib, borib ikki suvardi. O'sha xotin najot topdi, jannatga kirdi degan Rasululloh hadislari bor. Bitta itni sug'orish nima? Oddiy itni sug'orib jannatga kirish mumkinmi? Mumkin ekan. Masjiddagi bitta barkni olib ketib, payg'ambar alayhissalomning e'tiborlariga tushadigan maqomga chiqish mumkin ekan. Mana bu narsalarni bilishimiz kerak. Bu ma'noda bu ruhiyatda biz qadam tashlashimiz kerak. Bizni davlat hozirgi vaziyatda yosh davlat. 25-27 yilda mustaqilmiz. Ungacha ancha aqidamiz, e'tiqodimiz, tariximiz, millatimiz, tilimizga zarar yeganmiz. Atistlar tomonidan. Uzatlarning og'riqlari bor hali. İçimizde bo'layotgan ba'zi muammolar o'shandan qolgan meros. Undan qutulish uchun biz dinimizni sof ma'noda o'rganib, o'zaro mustahkam bo'lib, urush janjallardan qutulib, kelajakni o'ylashimiz kerak. Har birimiz o'zimizdan keyin iz qoldirishimiz kerak. Inshaalloh mana shu o'qiyapti bo'lsa. Yaxshi bo'ladi. Rahmat. Agar charchagan bo'lmasangiz, Allohga behisob shukr bo'lsin ki, shukrlar bo'lsin ki, hozir kundan kun, haftadan hafta namozxonlarimiz ko'payib boryapti-da endi. Endi shu yoshlarimiz yoki o'ta yoshli bilan kelib o'sha qiyomga o'tirish qoidalarini bir qisqagina aytib bersangiz degan oyoqni qo'yishlar, qo'llarni bo'ylashlar. Bu to'g'risida Hanafiy fiqhi kayfiyati haqida kitoblar bor. O'zi umumiy ma'noda har bir
namozning ko'rinishini hadislar bilan dalillagan shaxsan o'zim bir kitob tarjima qilganman. Inshaalloh duo qilinglar, yaqinda chiqishi kerak. Bir qancha bo'limlarga bo'lib, har bitta amalning qaysi hadisga suyanganligi to'g'risida bir kitob qilganmiz. O'sha namozda niyat qilish, subhanaka allohumma va bihamdika o'qish, undan keyin avvalo bismillahni o'qish, keyin fotihani o'qish, ularni hammasiga dalillar. Qo'lni ko'targanda quloq yumshog'igacha olib kelish, buning dalillari. Qo'lni bog'laganda ikkita qo'lni sinchalak bilan bosh barmoqni bog'lab, qolgan uchtasini to'g'ri qo'yib, kindik ostiga tashlash. Bularning dalillari nimaga suyanadi? Shofiylarning dalili nimaga suyanadi? Bizniki nimaga suyanadi? Ularning hadisi mursal, bizniki mavquf. Ularning hadisi zaif tomonlari bor, bizniki harrat aliylar rivoyat qilingan. Shunga dalillar bor. Buni ya'ni bu dalillar rofiya rayni uchun qilmaymiz. Ularning hammasi ancha vaqtni oladi. İnşallah bu vaqtlaringdan u chiqsa, buni o'qib, o'rganib, imomlarimizdan iltimos qilamiz. Suhbatlarda, juma ma'ruzalarida ularni o'qib, o'rganiladi. Tushunmovchilik bo'lsa, masalan, o'sha chet mamlakatlarga yoki boshqa yurtlarga borib, kelib, boshqacha namoz o'qiyotganlar ko'pincha ixtilofga sabab bo'lib yuradi. Ularning dalilini so'rasangiz, aksariyati quloq bunda, internet bunda, internetdan eshitgan, quloqda eshitib qolgan. Dalilga oxirigacha borasan desin, boradigan ko'rmadim shungacha. Men bir talabaman, tahlil etib o'zimni da'vo qila olmayman. Lekin manki bir talabadan meni qaroatxonasiga qilgani yo'q qaroatxonasi ichida. Xoh u aqidada ixtilof qilayotgan bo'lsin, xoh fiqhda ixtilof qilayotgan bo'lsin, men har doim ochiq oydin aytaman. Kelinglar o'tiramiz, gaplashamiz. Qani Hanafiyning qaysi amali xato? Mavzu kelganda bitta aytib ketaylik. Hamma bir ilmi bo'lib qoladi va nima uchun biz bu amalga Hanafiylikka ko'ra amal qilyapmiz? Bu ma'noda. Oldini jahli aytish haqida. Voyul mag'lubi alayhi vola dollin deb imom bo'lsa, orqadagilar omin deydi, to'g'rimi? Shuni jahli aytadimi? Maxfiy aytadimi? Degan savolga fuqaholar ixtilof qilgan. Ba'zilar buni jumhur deydi, boshqa fuqaholar hammalari jahli aytadi deyishadi. Bizda Hanafiylar nima deymiz? Maxfi aytamiz deymiz. Shunda bitta o'sha Abdulloh Zufar degan bugungi kundagi o'sha xoin toifalarning peshvosi bor. O'zi yosh bola. Ona suti og'zidan ketmagan bola. Hayotda tajribasi yo'q. Odamlarni peshvo bo'lib o'tirib olib, shu chetga chiqqan hammani boshlab aylantiryapti. Bir ilova qilib ketay. Uning suhbatlarini eshitishlik bizni mamlakatda jinoyat hisoblanadi. Ya'ni bu bizning mamlakat qonunlariga ko'ra aynan nomini yozib qo'yib aytilgan. Buning materiallari chiqsa, diniy qo'mita uni jinoiy ma'naga deydi. Ehtiyot bo'lishimiz kerak, biz o'zimizni o'tkurmasligimiz kerak. U davlat qonunlari uchun gap, lekin shar'iy nuqtai nazardan ham uning qilayotgan ishlari jinoiy ishlar. Nima deyapti? Biz oldinda jahliy aytamiz. Abu Hanifa xato qilgan. Abu Hanifa bilmagan ekanda bu 1400 yildan keyin bilibdi. Beodob axloqsiz inson. Aytsa bo'ladi, mayli, ilmni odobi shu. Abu Hanifaning ijtihodiga ko'ra mana bu, uni ham dalili bor. Lekin boshqa mazhabga ko'ra mana bu, biz buni qilamiz desa, sal odob yuzasidan bo'pti gapirdi deysiz. Buni nima deyapti? Abu Hanifa xato qilgan. Unga sahih hadislar e'tibor bergan deydi. Abu Hanifaga sahih hadis e'tibor bergan ekanda, bunga yetibdi. Abu Hanifa tobiyiy, ba'zi ulamolar nazarida, aksar ulamolar tabaqa tobiyiy deydi. Tabaqa tobiyiy degani sahobalarni ko'rgan odamlarni ko'rgan. Sahobalarni ko'rgan bo'lsa tobiyiy bo'ladi. Uning shartlari bor deydi. Balog'atga yetgan paytida sahobani ko'rgan bo'lishi kerak. Balog'atgacha yetgan ko'rgan bo'lsa tobiiy bo'lmaydi deydi, bu ixtilofli mavzu. Shunda zotga hadis etib bo'lmagan. Keyin men jonli muloqotda aytdim. Beodoblik qilyapti, ilmga xiyonat qilyapti. Abu Hanifaga bu hadislar yetib borgan. Faqat Abu Hanifa bu hadislarni quvvatini oyati kalimaga ustun qo'ymagan. Oyati kalimada duoni maxfiy qilishlik to'g'risida buyruq bor.
va maxfiy holda duo qilinglar dedi. Amin degani duo. Ey Alloh duoimni ijobat qil dedi. Aminni duo sifatida hamma ham oladimi? Aminning eng afzali nima? Maxfiysin. Oyat. Shunaqa dedi. Va aytdimki, birorta sahih hadis yo'q, aminni jahliy aytishdi o'zi. Sahih deganda rivoyati sahih. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan falon sahoba, sahobadan uni shogirdi, uni shogirdidan uni shogirdi rivoyat qildi degan sanad bo'yicha Buxoriygacha yetib kelsa, Imom Buxoriyning hadis to'plamlarida aminni jahliy aytdilar degan musnad hadis yo'q. Dedim. Keyin meni suhbat chiqardi. Imom haqimda hadisi bekiyapti. Buxoriyda shunaqa hadis bor. Ato ibn Abi Rabohdan qilingan rivoyat bor. Aminni jahliy aytilardi, masjidlar larzaga ketardi degan hadis bor, deyapti. Bu agar bilib qilayotgan bo'lsa, bo'lg'onchi odam. Odamlarni aldayapti. Bilmay qilayotgan bo'lsa, johil odam. Bilmagan narsasiga jur'at qilyapti. Atodan qilingan rivoyat musnad hadis deyilmaydi. Imom Buxoriyning kitoblarining nomi Sahih Buxoriy emas. Al-Jami'un Musnadus Sahih min umuri Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam va ayyami. Hadisning kitobi nomi shu. Biz Jami'us Sahih deymiz. Kitobning ma'nosi shu, nomi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning kunlari va ishlaridan Rasulullohgacha yetib borgan sanaddagi sahih to'plam degan ma'nosi. Musnad degani raviylar Rasulullohdan rivoyat qilib to Buxoriygacha kelsa musnad bo'ladi. Ato degan bu musnad emasmi? Ato Rasulullohni ko'rmagan. Tobiiy bo'lgan sahobalarni ko'rgan. Yolg'onchilik ko'ryapti. Odamlardan aldab noto'g'ri tarqini ko'ryapti. Abu Hanifani yolg'on noto'g'ri gapirgan, xato qilgan, unga hadis yetib bormagan degan odamni kazzob qilib ko'ryapti. Mana shunaqa bir odam aldayapti. Kichkina o'xshaydi bu. Buxoriyda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan ikki dona hadis kelgan. Ikkita hadis. Bittasida aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musnad hadis. Abu Hurayra sahoba Rasulullohdan eshitib rivoyat qilyapti. Sahih hadis. Abu Hurayra aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Qachon imom g'oyir mag'dubi alayhi va dolin desa, amin deylar deganlar. Matn shu. Bitta jahliy degan gap yo'q. Amin aytamizmi? Aytamiz biz. Hadisga amal qilyapmiz. Qani jahliy degan gap? Yo'q. Qayerdan chiqaryapti jahliy? Amin degan deyapti desa, yo'q, bitta jahliyga dalolat yo'q. Qaytangi maxfiyga dalolat. Qanaqa maxfiyga dalolat bo'lsa, imomning g'oyib mag'dub alayhi ibodat dolini eshitamiz-da, chunki jahli yo'q edi, to'g'rimi? Eshitganligimiz uchun biz uni o'shandan keyin omilni aytamiz. Agar omilni jahli aytilganda edi, payg'ambar alayhissalom aytardilarki, imom omilni jahli aytgandan keyin sizlar omil deydilar. Mana hadisni mana fiqhlari bor. Buni bilmagan odamlarni aldab Abu Hanifaga qo'shib yetdi. Bundan ko'rsatgan maqsad nima? Abu Hanifaga keyin tosh otadigan kuchdaman men, menga deyishlar degan maqsad. Mana bu aldovlarga ergashib ketmasligimiz kerak. Hanafiy mazhabining fiqh shariat nuqtai nazaridan dalillari o'ta kuchli va suyangan amallari albatta hadisga, albatta Qur'on oyatlariga, sahobalarning dalillariga suyangan bo'ladi. Şimdi namazı kitabı çıkıya çekin yani. Bize cevabımız ne olur yani?
e'tibor qaratishyapti, Alloh nasib qilsa ham bo'ladi. Lekin ichimizda, jamoani ichida o'zi savob talab odamlar hashar yo'li bilan qilishga ham harakat qilganlari yaxshi, chunki tahoratxona masjidga qilingan xizmat sadaqa-i joriyaga kiradi. Inson vafot topib ketgandan keyin ham savobi to'xtamay borib turadigan ishlardan hisoblanadi. Inshaalloh bunga o'xshagan narsalarni Allohning uyi, Alloh subhanahu va taolo baytiga o'zining ixlosli bandalarini chiqaradi. O'sha ixlosli bandalarning sharofati Allohni bergan ularga ixlos bilan bo'ladi. Duo qilib turamiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor ustozga rahmat sizga. Shu vaqtni tashkil qilganingizdan Alloh rozi bo'lsin. Ancha bilimimiz oldik. Shu mazhabsizlik qanchalik shu jamiyatimiz uchun, musulmonlar uchun qanchalik mana shunga yetdik. Bu bir savolki, shu mazhabsizlik qanaqa bir jamiyatimizga zarba bersa, shu masalan chala mullalar borki, ularga nikoh qilishadi, ularga er-xotinni sehr qilib, qo'lib ochib va boshqa ishlar bilan nima qiladi, yaqindagina bir muxtilak qilsa vrachga. Biz qayerda ha jondorda? Jondorda qulon pul bor ekan ha? Qulon pul doldirda mulla bor ekan ha? Shu 3 yildan beri kelib farzand ko'rmayapti. Nima qilarkan? Deb savol beryapti. Endi qarang-da. O'sha mullalar haligi issiq savob qilib yurib, qo'l ko'rib bo'shatilib, shu qo'lga bo'lgan odamni 40 kun duosi ijobat bo'lmasligiga qo'lga ishonsa, u dindan chiqib ketishi qanchalik jamiyatga zararli bo'ladi. Masalan, bitta imom domlaning kuchi yetmaydi bunda. Yoki chuchqa qo'shib qoladi. Shuni ko'ramiz, hech nima ko'rmaganda yoki shuni e'tibor berib ketamiz. Bittasini olsak, tura ketadi. Mo'shta aytib beryapti. Bir salafami yo'q, nimasi bagajlashib o'tib yuboradi. Shunda mana shu jamiyat, mana shu namoz qonlar biz qanday qilib shuni o'rganib yordam berib shularga o'zgina nima bersangiz. Kengroq mavzuda so'rayapsiz. Folbinlik haqida Qur'oni Karimda oyatlar bor. Moida surasi Alloh folbinlarga keskin chora sifatida oyat nozil qilgan. Al-Mushrikun ya ayyuhallazina amanu innama al-khumru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min 'amali ash-shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ey iymon keltirganlar, mast qiluvchi moddalar va maysir qimor va nusublar, folbinlik, azlan bu butparastlik. Mana shu to'rtta narsani Alloh taolo zikr qilib, bu to'rtta narsani rijis degan, rijis iflos narsa. Butparastlikni ham rijis deydi. Va min amali shayton degan shayton amallaridan fajtanibuhu buyruq saqlaninglar. Folbinlik qilayotgan odamni butga sig'inayotgan odam bilan farqi yo'q, bir xil. Bitta oyatda bitta jumlada kelgan. Haykalni yasab olib shu haykalga sig'inayotgan butparastlar bor, folbin shu teng shu bir xil. Qimor bo'lsa shu. Qimor o'ynayotgan odam bor-ku, u ham shu bir xil. Mast qiluvchi moddalarni iste'mol qilayotgan ham butparast shu. Bir xil, ya'ni. Bu og'ir gap, payg'ambar alayhissalotu vassalom kim kohinga borsa, folbinga borsa, u u gapirgan gapni tasdiqlasa, menga kelgan dinga kofir bo'libdi deganlar. Bundan chiqadi. Bu dalillari islomning dalili. Lekin voqealikka e'tibor bersangiz, folbin jamiyatda eng past odam hisoblanadi. Ya'ni qanaqa ma'noda? Irq ma'nosida insonni past baland demaymiz. Oqqon inson, qora ham, arab ham inson, ajam ham inson. Lekin o'ta ifloslashib ketsa folbin bo'ladi. Folbinlik uchun tozalik jinoyat hisoblanadi. Cho'milmaydi folbin. Cho'milsa folbinni yo'qotadi. Qancha isqirtlashsa, shuncha folbinlashadi. Shunaqa. Endi shunga borib najot izlayotgan odamni ko'rib o'tdi. Kim?
inkirozga uchragan odamlar bo'ladi. Farzand ko'rmayapman deb boradi, o'zi farzandsiz bo'ladi shu holda. Bepush bo'ladi. Yoki uni qizi, yoki yaqini kimdir tug'may yurgan bo'ladi. O'zini farzandiga, o'ziga bu narsani qila olmagan qanaqa boshqalarga farzand bo'ladi? Qizim turmushga chiqa olmayapti deb yo'lini ochdirsin, qolmaydi o'g'lisi. Qoldim o'zi yersiz. Qanaqa o'zi muammosini birovdan yechiladi? Bu aferistlik. Uchinchisi ijtimoiy muammolar, jamiyatga zarar bor. Folbinlarning jamiyat uchun katta zarar bor. Chunki folbinga qatnagan odam atrofidagi odamlardan shubhalanishni boshlaydi. Bir narsani yo'qotgan bo'ladi. Tillarni yo'qotib qo'ydim-da, deydi. Masalan, bir qaynona bo'ladi. Tilla yo'qoldi desa, kelinning olgan deydi. O'zi kelindan aloq olishni bilmay yurgan qaynona, bahona qilib yurgan. Folbin aytdi deydi, kelinning sochidan tortib, haydaydi, uyga kirgizib oladi. Keyin o'zini kalishinchidan chiqadi deydi. Butun oila buzildimi? Buzildi. Bunga kim sabab? Folbin sabab. Seni düşmanın borsanga issiq sovuq qilganda kim qilgan desa shu qo'li qo'shnilarda boshlanasa deydi. Qo'shnilardan düşmanni yo'qlasin. Bundan kelsa sovuq qilgan deydi. Folbinning jamiyatdagi zararlaridan. Bu jinoiy zararlardan. Sehr, folbinlik, jinkashlik, bunga o'xshagan narsalar jamiyat uchun xatarli narsalar hisoblanadi. Ikkinchi ma'noda bu jamiyatni o'zini yerini, o'zini xalqini, o'zini mamlakatini sevmagan odam o'chaga axlat tashlaydi. Iymonning sho'balaridan bir sho'bada payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilarki, "Al-iymon bid'un va sab'un sho'ba" dedilar. Iymon 70 qancha ham bo'laklar iborat. Iymonimizning bo'laklari bor, choqchalari bor. Asosiysi la ilaha illalloh va iymonning eng kichik shoxchasi abadatul ala anit toyiq yo'ldagi aziyatlarni ahlamlarni yo'qotib ketishlik iymonning shubasi. Yo'lni toza tutishlik musulmonning iymonidan. Wal hayo shu'atun minal iymon deganlar. Hayo ham iymonning shubasidan. Bu narsalarga hayo kerak. Uchiga bir narsasini olib tashlash, o'zining axlatini tashqariga tashlab olishlik hayosizlik. İmonning ziddi to'g'ri emas. Bu madaniyatni islomiy tarbiyalar, keksalarimiz o'zimizni axloqimizda va nasihatlarimizda bolalarga tushuntirish kerak. Bu odamlar aytadi, axlat chiqib keldi deydi. Axlat yig'ib yuradiganlarni axlat chiqib keldi deydi. Shunda ota-ona tushuntirish kerak, yo'q axlat chiqibsiz. Bu tozalovchi deyish kerak. Axlatlar olib ketadigan odam. Mana shunda tarbiya berishimiz kerak, bu bir kunda bo'ladigan ish emas. Alhamdulillah robbil alamin, bizni xalqimizni hamiyati, xalqimizning madaniyati juda katta tarixga ega. O'sha tarixni biz o'rgata olsak, yoshlarimizga tushuntira olsak, inshaalloh katta-katta natijalarga erishamiz. Inshaalloh. Ustoz, bitta borada shu vitr namozi to'g'risida. Ayni ba'zi vaqtda bir rakat ham deyilgan joyi bor degan savollar ham tug'ilib qoladi. Shu to'g'risida hadislarda mustaqillik bor. Vitr namozi to'g'risida mustaqillik degani turli xil rivoyatlar kelgan. Hozir xotiram pand bermasa, Abu Ayyub al-Ansoriydan bo'lsa kerak, rivoyat bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan qilingan rivoyatlarni xulosasi aytganlarki, xohlagan odam 5 rakat o'qisin, xohlagan odam 3 rakat o'qisin, xohlagan odam 1 rakat o'qisin degan. Bu vitr namozi haqidagi hadislardan bittasi. Lekin Imom Hokimning Mustadrok degan kitoblari bor. Mustadrok degani topib olingan degan o'zi. Imom Hokim Buxoriy va Muslimning sahih to'plamlariga kirmay qolgan, lekin shartida Buxoriy va Muslimning shartiga tushadigan hadislarni qidirib topgan. Alohida Mustadrok degan kitob yozgan. Keyin sahihun ala shartihi deb Buxoriy va Muslimning shartiga ko'ra sahih degan hadislar.
Şu müstedrakta Ayşe anamızdan rivayet var. Ayşe anamızdan vitr namazı, tahaccüd namazının muhakkak sakladı. Aslında namazlar muhakkak. Vitr namazı doğrusundaki küçüklük gel Ayşe anamızdan çıkardı. Çünkü Resulullah'dan bir leyeceğin vitr'e kanatı koyunlar koyuyor. Ayşe anamızda etkiler ki Peygamber aleyhissalatu vesselam vitr'ini okurdular. İkinci rakattan keyin salam vermesinden tüketerdiler diyorlar. Şu rakatı kurdular. İkinci rakattan keyin salam vermesinden tüketerdiler diyorlar. İki tane hadis getirdim bu hazır. Küçük ravilerinin içi de Ayşe anamız küçüldü. Çünkü Resulullah'ı koruyan, vitrini kanlayıp koyanlarını tümük rivayet koyuyordu. İkinci rakatta salam vermeyinler diyorlar. Üç rakatı koydular diyorlar. Bir rakatlik hadis hakkında ne deyiniz deyse, o bir rakatlik mahsus aslında. Bunu amel kılan degan odamlar ham hadisning asl ma'nosini tushunmaydigan odamlar. O'zi bir rakatlik emas. Uch rakatlik kabi yoki besh rakatlik faqat salom orada qo'shilib qolgan. Ikki rakatdan keyin salom berib, niyat qilmasdan turib, yana bir rakat o'qib, keyin ikkita salom berilgan. Uch rakatlik namozda ikkita salom berilgan. Bunu bilmeydi aslında uçurak oldu. Fakat salamı aşıkça oldu. Abu Ayyub al-Ansari gözüne göre sahabe isimde yok. Ya Abu Ayyub al-Ansari kim durur? İmam Şafii Uşak hadisinde o geldiler. Lekin Uşak'ta hem bu vitr namazı bir rekat okuyup etkenlerinin fahmeden göre aşıkça bu hadis. Hadis uçurak oldu. Uçurak oldu bir ıhtıraf yok. Salamı yok. Salam iki madde verilir. Değil yani. Bizim ashabımlar neydi? Ya Ayşe anamızı getirdik bu vakti. Ayşe anamızdan açık koyduğun hadis geliyordu. İmam Hakim'de, Müstadrak dediğim kitaplarında. Bunu ben ayet etkenim. İlim ahalları çıkar aramızdan. Sürüştürüp konuşsun. Hanefiler bu maskattı, bu hadisin orası. Aynı hadisini getirdiğin. Hidayenin şartı da Allah'ın hadisinin tahriciliği. Küçüklü sahih hadisler. Bizi Hanefilerin delili Ayşe anamızın hadisi söyledi. Salamını bir rekatlik namaz yok, mutlak yok. Bir rekatlik namaz yok. Vitr degeni tak degeni. Tak namazının en kemi üç rekat. Kıbrının farkı yok. Beş rekat okuşu mümkün, onun üç rekat okuşu mümkün değil ulamalar. Lekin bunun manası doğru düşünüş gerek, o tahaccüd ile birge. Vitr'ını tuttuğundan kim okumakam odam, yüge borgam odam, okulat turup, Bağdat kırmasından aldı, Bağdat'tan bir saat, iki saat aldı, uyumadı. İki rekat namaz okusa, İki rekat tahaccüd bo'ladi. Üç rekat vitrni o'qisa, o'sha yuqorida aytgan hadis ko'rsa 5 rekat o'qigan bo'ladi. Tushunyapsizmi? 4 rekat tahaccüd o'qisa, 7 rekat o'qigan bo'ladi. Oxirida vitr o'qib qo'yadi. Mana bu fikrni mavzusiga e'tibor qaratish kerak. Shu joyda ilmiy asos bo'lganligi uchun yana eslatib ketay. Qur'oni Karimda Alloh taolo ahli kitoblarga o'ziga ma'qulini tanlab, Tavrotdan, Injildan bitta oyatni sug'urib olib, shunga amal qilib yurganlarni tanqid qilgan. Aytganki, afatu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd. Kitobdan Qur'on, Tavrot, Injil, Zabur oyatlardan ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisiga kofir bo'lasizlar deb tanqid qilgan, tahdid qilgan. Bundan nima kelib chiqadi? Bitta masalada, bitta mavzuda tegishli hamma dalillarni o'rtaga olib kelib o'rganmasdan turib rosa bo'lmaydi. Bitta hadis olib, bitta bir rakat o'qib yurganlar juda ko'p savobdan qolib ketadi. Bilmaydi nima qilayotganini. Ey, Ayşe onamizning hadisi bor axir. Sening namozing namoz bo'lmasa nima qilasan degan savolga javob yo'q dedi. Shuning uchun bunaqa mavzularda hamma hadislarni olib kelib mazhab ulamolarimiz bilan bunga ham e'tibor berish kerak. Shu joyda ham ilmiy yana bir mavzuni aytib ketaman. Inshaalloh shu bilan suhbatimizni yakunlaymiz. Bu ham bor mavzulardan, ya'ni muammoli mavzulardan paypoqqa nafs tortish. Paypoqqa nafs tortish masalasi ham bugungi kundagi ba'zi g'ururga uchragan odamlar boshiga tushgan musibatlardan. Oddiy nilon paypoqqa, masalan, kiyilgan paypoqimizga nafs tortib namoz o'qiyotgan odamning namozi jumhur ulamolarning ittifoqi bilan namoz o'qiydi. Chunki ularning dalili, suyangan dalili Qur'on oyatlariga zid.
اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ diye. Ey iman getirgenler, namazı tutabilen müseyler de oyağınlarını yuvinler diye. Taharatta asıl koydu demek ki oyağını yuviş. Şimdi Kur'an'da Allah Teala oyağını taharatta yuv diye değil mi? Oyağa masah tartışı için delil Kur'an'ın küçüğü için. Biz ne demek masah tartışmış? Mahside. Doğru mu? Mahside tartışık, masah tartışıkın delili kanaka desek mutavatır. Küçü, mahside masah tartışık hakkındaki hadislerinin küçü ayetle değil. Uşan için ayetinin oradaki hadiske abartırsak bunu. Teriden bölgen, malum şartlarına abartırken mahside masah tartışık bunu. Abu Hanife etkendir ki, mahside masah tartışık hadisleri mutavatır dereceye gitmek günge kadar ruhsat vermeyecek. Demek ki ayet tuttu, ayette yüz yedi oldu. Allah yüz degen narsanı özünüzden gelip çıkıp maksatçı hakkınız yok değil mi? Hadisinin kuvveti, ayetinin kuvveti bilen değil. Rivayeti mutavatır. Mutavatır degeni, şünçelik kırk adam rivayet degen ki, bu raviler gelişip bu hadisin tokuşlukta imkan yok. Bir tane rivayet dışı. Şimdi cevabı mask tartışık doğrusunda hadis var, üç tane hadis var. İkisi zayıflığı da bence muhadisler ittifak ediyor. Zayıf hadis ikisi. Bittesi var, İmam Tirmizi'de rivayet edilirken bu kişi sahih diyor, o zayıf. Lakin bazı muhadisler umuyen zayıf diyor. Şimdi cevabı paybok, cevabının manası paybok. Paybok'a mask tartışık hadiste var, mask tartışıkken o da Kur'an ayetinin üstüge zayıf hadiske bakıp gelmedi. Bu mutlaka cevap etmez. Muhtar Şimkiydi diye maskul maskul alım var. Alım vermedi. Maskul bulunduğunun en yetim alımlarından. Bu kişi uçak şey dediler ki, adli faybakta maskul yetkenlerinin delili, şialarının delilinden hem aciz değil. Şialar kuruk ayağımızı maskul. Demek ki yukarıdaki arcudakun ayetini arcu likum de okuyordular. Ayakta hem nasıl tartınlar degen bir yük var. O kıraatan var. Biz de ahlusunda ne dedi? Kaçan ki ayakta nasıl kiyseniz nasıl tartın degen manalı verir bu. Lekin cevap, delili buna kalmaz. Zayıf delil. Demek zayıf hadisini bizde kursatı alıp ayetini teşebbül ettik olarak. Ularning namozi mutlaq joiz emas. Endi javobga ruxsat berganlar bor. Abu Hanifa umrining oxirlarida javobga ruxsat bergan, shogirdlari qaytganda aytgan degan matnlar bor, sohir voyada. Hanafilarning eng mashhur kitobida. Bu nima degani desa, fuqaholarning barchasi javob ya'ni taybo nas tortishi joiz bo'lishi uchun 6 ta 7 ta shart topish kerak deyishgan. Hamma aytgan, hattoki zohiriylar ham aytgan. Zohiriy degani hadisdan olamiz degan qatidagi ulamolar, Ibn Taymiyaga o'xshagan, Davud Zohiriyga o'xshagan odamlar ham shart qo'yishgan. Sharti nima? Suv o'tkazmasligi kerak. O'zi kiyganda turish kerak. U bilan yursangiz 5 farsax yura olishingiz kerak. Titilib, yirtilib ketmasligi kerak. Bu shartlarni mundoq yig'ib, nima uchun shartlarni qo'yganligini fuqaholar deb o'ylasangiz, fuqaholar o'sha paypoqni sifatini mahsiga aylantirishga harakat qilishgan. Mahsiga aylansa nima bo'ladi? Mahsi haqida kelgan hadislarga amal qilyapti. Ehtiyotkorlik ko'ryapsizmi? Bu ilmni bu darajada harakat qilgan ulamolarimizni biz duo qilishi o'rniga ularni shuncha harakatini bu xato qilgan deb ketish naqadar noto'g'risiz. Mana bu narsaga e'tibor berish kerak. Men buni ba'zi joylarda qaytga olyapmiz, zabt qilyapmiz, shuning uchun aytib qo'yyapman. Bundan kesib-kesib foydalanamiz. Ya'ni adashgan toifalar hadisini amal qilaman deb fuqaholarimiz, mazhab boshlarimizni amallarini obro'sizlantirishga urinayotganlarga bu dalillarni yetkazishimiz kerak. İçimizde zihni yaxshi, fikri tushunchasi yaxshi ikkalarimiz, akalarimiz, tog'alarimiz bo'lsa, bu narsalarni bilib qilayotgan amallarimiz hadis oyatlarga kuchli dalillarga suyanayotganligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo sizlarni
taxtiler için bizim harekatlar versin. Razı olasılar, kutlar yapmasınlar, vaktilerini olmalıydık. İnşallah bu cemaatinin kliyatken harekatlarla, hizmetlerine Hak Subhanahu wa ta'ala kutlar yolda kabul etsin. Yurtumuz, milletimiz, halkımızın eski kadimgi kuşli bütün dünyaya ustalık kılgen seviyesiyle yani kayıtlı borçumuzda Allah Allah bizi necab nusret versin. Bizler bu hal için, millet için hizmet edilen hadım insanlardan bu işin Allah Allah bizi nasip kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve netûbu ileyk ve âhiru da'vâna elhamdülillahi alamin. Ya hayyu kayyum bi rahmetike nestaîz. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم علمنا بالعلم وزينا